Efendim Tokat Erbaa merkezdeyiz. Neden buradayım? Kusura bakmayın. Tokat'a 20 kere de gelsem Tokat kebabı yiyeceğim, yapacağım, anlatacağım. Çünkü böyle insan haşeriyor ya buraya gelince. Havasından mıdır, suyundan mıdır bilmiyorum ya. Birol abimle tanıştırayım sizi. Birol abim en kral Tokat kebabını yapan ustadır. Ahmet abim kasaptır, en kralından. Kral kuzular burada. Sebzenin kralı da burada. Adem dön, bak orada, manav burada ya. Nasılsın Birol abi? Teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Ben dostlarımı ne aklımla ne de kalbimle severim. Kalp durur, akıl unutur. Ben dostlarımı ruhumla severim. O ne unutur, ne unutur. Bu ne? Ya yemin ediyorum Birol abimi çok seviyorum. Acayip hazırlanmış böyle. Hatip gibi hazırlanmış yani. At bunları ya. Şimdi söyle abi içinden ne geliyor. Canım dostlarım, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bir sarıladım. Şu manzaraya bak. Buraya tablo zannetmeyin bunu. Bunları az sonra pişireceğiz. Şimdi şu kuzuların bir güzelliğine bakalım. Bu göğneği miydi, gömleği miydi? Bu göğneği, iç yağı. İç yağı. Bu germeçlere sarılıp o etin içerisine yağın işlemesiyle böyle Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu güzel tatlar çıkıyor efendim. Kurban olayım işte, kağıtsız böyle konuşuyor. Şimdi bu bunlara takılırken üstten de bunlardan falan takıyor. Kuyruk yağlarından takıyor. Sen buraya bir kuyruk yağını taktığınızda bu domatesler oluyor kebap. Veya bunları dizdiğinizde tıpkı şu şekilde bu sarımsaklar oluyor işte üstünde var. İşte kuyruk yağı. Kurban olayım bunlar böyle akıyor 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 bunların üstüne. Ondan sonra bunun hepsini yemek zorunda kalıyorsunuz. Neden? Kebap gibi oluyor tadı ya. Öbür etlerle aynı oluyor. Evet. Aynı zamanda bir de germeç yapacağız. Germeç ne abi? Germeç pirzolalık tarafı, kaburga tarafı. Bana anlatacaksın değil mi? Anlatacağım. Germeç de mi bu fırında oluyor? Germeç de bu fırında oluyor. Kuzu mu? Kuzu, karayaka kuzusu. Nasıl yani? Bunlar Cenab-ı Allah'ın bir harikası. Cenab-ı Allah her tarafa ayrı ayrı tat, ayrı ayrı lezzet vermiştir ama. Hepsini de seviyorum. Bu karayaka kuzusu bir başkadır. Bu 2200 rakımlı karayaka karaköl yaylasında yetişen kuzular bunlar. O yüzden adını oradan alıyor. Evet, karayaka kuzusu. Abi, tadı çok güzel oluyor. Önce hangisini yapalım? Önce Tokat, bizim şeyimiz, anam şeyimiz kebap. Tokat kebabı. Evet. Askılarımızı asıyoruz. Hadi bakalım hazırlayalım abi. Neresinden yapacağız? Kuzumuzu parçalayalım kardeşim. Ahmet abi gel sen bu tarafa. İşi devralan Ahmet Usta kuzudan ilk önce dev dilimler kesiyor. Ardından bu dilimleri şişe dizilebilecek irilikte kesmeye başlıyor. Evet, etlerimizi parçalamaya devam ediyoruz. Ahmet abi bir güzel onları doğuruyor. Şimdi bunları kuşbaşıdan biraz büyük mü yapmamız lazım? Tabii. Bak şöyle eti görüyor musun? Bu patlıcanla et birbirine işleyecek. Tamam mı? Aynı büyüklükte mi olması gerekiyor? Ya patlıcanla o... Yağlarını bırakıyor. Nasıl olsa eriyor diyor. Eriyor. Nasıl olsa eriyor gidiyor. Eriyor. Şu etrafındaki yağ yok olacak biraz da. Patlıcanla bunun en iyiyle yani bu... Aynı olacak böyle. Bir tane hazırlayalım abi. Bir tane gösterelim hazırlayalım abi. Neden bu kadar büyük doğranıyor? Tuzladım. Bak şu bu da tuz da hem lezzet verecek hem de acı suyunu alacak efendim. Evet. Kebap böyle gidiyor. Önce gözü doyuruyor sizin anlayacağınız yani. Gözümüz doyuyor kebabı gördüğümüzde. Önce diyor tuzlayacaksın, acısı gidecek. Ardından bunları böyle sıralayacağız. Bakalım sıralama usulü nasıl olacak? İşimiz çok mu daha burada? Biraz sürecek tabii. O zaman biz bir Tokat türküsü patlatalım bu arada. Patlatalım. Ahmet abi onlar doğrarken. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Balınan yorulmuş o sırma saçlar. Balınan yorulmuş
o sırma saçlar. Kudretten çekilmiş karadır kaşlar. Kudretten çekilmiş karadır kaşlar. İşte bu gönlümün cananı geldi. Aha bu gönlümün sultanı geldi. İşte bu gönlümün cananı geldi. Aha bu gönlümün kebabı geldi. Ahmet abim kuzunun en sevdiği yeri doğrarken burada Birol abim de patlıcanları, patatesleri doğramaya başladı. Evet. Neden bunlar ince? Cips mi yapacağız? Abim bu kebabınla eti, patlıcanı, kebabı, patatesi aynı anda pişecek. Tamam mı? Bu da ince. Patates kalın kalın olursa ne yapar? Bu sert cisimdir. Ona göre kafiyeli şekilde olacak ki hepsi bir anda pişsin. Yoksa ne yapar? Patates pişmez. Et pişer. Yani patlıcan pişer, patates pişmez. Pişme sürelerine göre kalınlıklarını ayarlıyorsun. Tabii. Şimdi ne yapıyoruz bir olabilir? Nasıl şimdi dizelim? Kebabı dizeceğiz. Tamam. Tepsimi verin. Evet. Etimizi alalım. Şöyle böbrek yataklarından. Oo. Şöyle Ahmetciğim birkaç tane kuyruk yağı şuradan doğrayalım. Hazırlayalım. Şöyle etimizi tuzlayalım. Etimizi tuzluyoruz. Bu kaya tuzu. Tamam. Öyle mi olması lazım? Evet, öyle olması tamam. lazım. Kaya tuzuyla yapıyorsunuz. Evet. Bakın ustalarımız bütün yemeklerinde %90 kaya tuzu kullanıyor. Kaya evet. tuzu çok sağlıklı. Diğer tuzlardan farklı. 3-5 evet. element yok içinde. 100 element var. Evet. Kuyruk yağı. Evet. Et. Şöyle. Patlıcan. İnce patates. Et. Patlıcan. Patates. Et. Böyle gidiyor yani durum. Sıralamayı şaşırmayın. Patates, patlıcan, et diye gidiyor. En üstte kuyruk yağını takıyorsunuz. Evet. Şöyle bayağı kocaman böyle bir kuyruk yağı. Eriye eriye bitmesin ateşin karşısında. Birola bu bir kişilik porsiyon mu? Yok, çift şiş ve bunun gibi bir tane daha bir porsiyon. Ne? Evet. Ben dedim bu fazla gelir bundan iki tanesi evet. bir porsiyon. Evet yanlış duymadınız. Kocaman bir kebap. İşte tokat kebabı o yüzden çok doyurucu. Hem lezzetli hem doyurucu. Bol kepçe. Bir tane daha hazırlıyoruz. Abi şimdi biz izleyicilerimiz canı çekiyor olabilir. Alacak parası yok diyelim. Davetli misafir de izledim dedi. Ne yapacaksın? Gelsin bizim misafirimiz olsun. Bizim gönlümüz, yüreğimiz tok insanlarız. Anadolu insanları. Bütün ustalarımıza teşekkür ediyoruz. Bakın programımızda böyle bir şey var. Yani şimdi hani gücü yetmeyen olabilir. Canı ister gecenin bu vakti. Çoluğu çocuğu ister. Canınız mı çekti efendim? Aynı memlekette misiniz? Gidin durumunuzu anlatın. Birol abi gibi bütün ustalarımız size anlattığımız bütün yemeklerde gidin çekinmeden canım istedi. Canım istedi kardeşim çocuğum da canım istedi. Gidin afiyet deyin. Bizden efendim. Birol abiden ve bizden size armağandır. Afiyet olsun. Evet afiyet olsun. Hazırlayalım bunları. Şimdi germeci de hazırlayalım mı abi bir hazırlayalım. Taraftan? Hazırlayalım. Germeç nereden yapılıyor Ahmet abi? Ahmet abi. Kuzumuzun neresinden? Kuzumuzun pirzolasından yapılıyor. Pirzola kısmından. Pirzolayı alacağız yani. O zaman şunları şöyle. Ben bunları asayım. Bir taraftan. Sana şöyle yer açayım. Bunları ustama göndereyim Birol abime. Sen de bize şu germeci bir anlat. Germeç ne demek? Eti geriyor musunuz? Nasıl bir şey bu? He? Eti şişle geriyoruz. Şişle geriyorsunuz. Evet. Bir de pirzola dal dal olur. Germeçlik et de 5 dal birden olur. Şimdi az sonra şişlere takıp onu göstereceğim. Tamam bir bakalım. Bir de çember yağı takacağız. Evet. Tamam Tokat'ta sizin için Erbağ'da germeci de hazırlıyoruz. Bakalım nasıl bir yemekmiş? İlk defa duyduk, ilk defa tadacağız. İzliyoruz Ahmet ustamızı. Germeç için kuzunun kaburgasını işleyen ustamız kaburgayı olabildiğince inceltiyor. Fazla kemiklerini alıyor.
kaburgadaki sırta yakın olan kısmı bir tarafını açıyor diğer tarafa. İki tane çizik atıyor. Bak Adem. Şöyle göstereyim sana. Bu şekilde çiziyor. O ne? Bu da gömlek. Gömlek ya. Gösterelim önce. Kesmeden şöyle gösterelim. İşte. Gömlek ya, iç ya. Çok lezzetli oluyor gömlek bundan yapılan ya. Yemekler, kavurmalar yani. Eğer bu yağda bir yemek pişirirseniz tatlıktan gelmez, parmaklarınızı yersiniz. Şimdi bunu bakalım neresinde kullanacak germecin? Yoksa paket mi yapacaksın germec? Paketçe germece saracağız bunu. Ama ne diye paketi yapıyor kuzuyu? Rafya falan olacak mı etrafında? Kurdele falan yapacağız mı? Yok, kurdele yok. Bu şekilde. Efendim buyur. Kuzunun hediyesi böyle makbul. Paket yaptık. Kuzunun en güzel yerini, sırtına yakın olan, kemiğe yakın olan yeri içini yazdı, böldü ve paketle devam et abi. Öbürünü de yapalım. Bu yağ şimdi ete işleyecek yani. Bu demek oluyor bu. Evet, Birol abi tokat kebabını hazırlıyor bir taraftan. Burada paket yapıyor Ahmet abimiz, germeci. Nasıl abi, tamam mı? Yeter herhalde. Yok yok, yetmez. Hadi yetmez. Misafirlerimiz uzak yoldan gelmiş. Onlara güzel bir sultanlara layık eyvallah bir sofra hazırlayalım. Sultanlara yaşadık, layık yaşadık, kebap hazırlayalım onlara. Allah razı olsun. Ahmet abi, şimdi bu nasıl gerilecek? Bunu bir ustam gerilecek. O zaman yer değiştirelim. Ahmet abi sen orada onlara devam et. Biz de burada bunun nasıl gerildiğini izleyicimize anlatalım. Birol abi, nasıl geriyoruz şimdi bu germeci? Şimdi bunları güzelce şöyle paketliyoruz. Paketliyoruz. Ondan sonra da şişe şöyle. Tam ortasından karşıya kadar geçirdi. İki tane yetiyor mu? Yeter. Evet, dikiş nakış gibi böyle. Alttan üstte, alttan şöyle üstte onları gerdi. İşte bu şekilde geriliyor. Evet, bir tane daha yapalım. İkinci germecimiz hazırlanırken Birol ustamız da gömleğin germece kattığı o özel tadı açıklıyor. Tamam mı? Yağ etin içine işledikçe çok güzel bir lezzet alıyor. Yok oluyor değil mi? Yok oluyor. Yok yağdan oluyor. Geriye bir şey kalmayacak. Yağdan bir şey kalmayacak. Atalım mı artık fırına? Atalım. Hadi fırına gönderelim. Tek tek fırına gönderilen germeçlerin ardından sıra henüz pişmeden görenlerin iştahını ikiye katlayan tokat kebabında. İçinde odun yanan şahane fırınımıza tokat kebaplarımızı gönderiyoruz. Germeçler fırının dibine doğru gitti, daha sıcak yerine. Tokat kebapları biraz daha önde. Neden? O daha kaba bir et. Buyur abi, bu da son. Evet. Şimdi sebzelerimizi mi gönderiyoruz? Evet abi. Buyurun abi. Burada bir tane daha kalmış abi. Ahmet abi, kendine mi sakladın onu? Eve götüreceğim. Eve götüreceğim. Sebzeleri. Şunların altına sap takalım. Takalım abi. Patlıcanın sapı nerede bunun muhatabı? Patlıcanın sapı nerede bunun muhatabı diyor. Buyur abi, sana patlıcanın sapı. Yüzde ısrar etme 90 da olur. İnsan dediğinde 90 da olur. Sakın büyüklenme, elde neler var, bir ben varım deme yoksan da olur, hatasız dost arayan dosttan da olur. Eyvallah Birol abim ya, böyle ustaya can kurban. Bu bunun? O biraz fazla olmadı mı? Sağlam olsun. Emniyet sıvamı. Evet, evet. Düşmesinler, ısındıkça kendini bırakmasın sebzeler diye altına patlıcanın bu sapını sağlamlaştırıyor. Daha sert olduğu için demirin ucunda kaymıyor. Ya bu ne güzel oldu görüntü orada ya. Allah Allah. Şöyle sarımsak atıyoruz. Ona gerek yok, zaten kaymaz. Gönder abi. Germeci dibe gönderdik. Onun önüne tokat kebaplarını gönderdik. Sebzelerimizle birlikte muhteşem bir fırının içinde. Kaç dakika dedi? 25 dakika. 25 dakika boyunca şahane böyle üzerindeki kuyruk yağları akacak üzerine müthiş bir lezzete ulaşacak. Evet, devam ediyoruz. Domateslerimiz de fırına gönderilince sıra beklemeye geliyor. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen pişme süresinin ardından bunca zahmetin ürünü lezzetler tek tek arz-ı endam etmeye başlıyor efendim.
Evet, tokat kebaplarımız piştiler. Hala yağları damlıyor ama Birolar. Evet abi. Hepsi damlamaz. Kuzuların yağı damlıyor. Şöyle. Oh, oh, oh. Biberlerle birlikte patlıcanlarla nasıl güzel kokunca biber. Közlenmiş biberin bu kokusu ne olacak bilmiyorum. Tam böyle iştah kabartan bir şey o domatesle közlenmiş biberin kokusu. Şimdi etle birlikte patlıcan da buna katılınca dayanılmaz bir şey oluyor işte. Domatesler ne durumda? Domatesler pişiyor. Bir tane vereyim. Şöyle pişir. Evet, domatesimiz de çıktı. Ahmet abi hazırlamaya başlayalım. Tepside mi sunulacak bu Birolar? Evet abim, tepside. O zaman tepsiye yavaş yavaş kebaplarımızı süslemeye başlayalım abi. Evet abim, başlayalım. Tam sağımızda geldi. Tokat kebabı ve germeçin servis aşaması en az bu yemekler kadar özel. Bir tepsiye serilen lavaşların tam ortasına kabuğu soyulmuş domatesler yerleştiriliyor. Etrafı ise mis gibi kokan tokat kebabıyla çevriliyor. Fırından çıkan sarımsaklarla buluşan kebabın ardından sırada germeçi bu lezzetin tam merkezine eklemek var. Şimdi masaya geçip bu enfes tokat kebaplarını tatma zamanı. Evet, müthiş tokat kebabımız ve germecimiz hazır. Lavaşlarımızı da aldık böyle, oh onlar da sıcak. Ahmet abimize, Birol abimize çok teşekkür ediyoruz ama misafirimiz var yemekte, o bizi çok mutlu etti. Neden? Hilal, Birol abimizin kızı. Dedi ki bize buraya geldiğinde, biz dedi fast food kültürüyle büyümedik. Biz tokat kebabıyla büyüdük dedi. Böyle gönlümüzü kazandı bizim. İşte bunları duymak istiyoruz biz. Aferin sana Hilal. Bak bakalım şimdi tadına biz nasıl yapmışız. Evet. Elim biraz değdi değil mi? Uğraştı ya. El değmeden bunun tadı çıkar mı? Et, balık, kelle, kebap yenir elle. Ne yaptın oraya? Ne sardın? Kuzu. Karayaka kuzusu bu. Kuzuyu mu sarıyoruz? Kuzuyu sarıyor. Evet. Sarıyoruz. Dürüm yapıyoruz kuzuyu. Bak sesim soluğum kesildi. Niye böyle oldu? Abi çok güzel ya. Bu tokat kebabının bu tadı ne olacak bilmiyorum. Fırınından mı, kuzusundan mı, ustasından mı bilmiyorum ama elinize sağlık. İyi ki bu işi keşfetmişsiniz. İyi ki yapıyorsunuz ya. Yaşadık vallahi biz her tokata geldiğimizde. İnsan ağzı böyle sulanır mı bir yemeği yerken ya sürekli? Evet. Germecimizin de tadına bakalım. Nasıl olmuş Hilal? Et yiyor mu? Sadece bu sebzelerden mi yiyor? Şöyle. Sen ver abilerin. Hadi bakayım Hilal. Elinle, Hilal elinle. Öyle şey değil. Elinle ha. Kurutmamış. Çok bekletmedi. 25 dakikada hafif şöyle biraz yağ, kuyruk yağı aktı üzerlerine. Güzel pişti. Yumuşak daha. Yumuşakken ocaktan çıkarttı. Sebzeler de aynı şekilde. Bir de şöyle biberimizin tadına bakalım. Şu biber yemeden olmaz. Evet, germeç çok yumuşak olmuş. Bir kez daha bakalım şöyle elimizle. Dedik elle yiyeceksin. Bu et ziyafetinin üzerine bir de soğuk ayran içilir. Öyle değil mi sevgili Turgay? Ayran da iyi köpürmüş Ahmet abi. Ayran çok güzel. Koyu yoğurdu. Oh! Ekmekler güzel, salata süper görünüyor zaten hazırlıklar. Lavaşı müthiş, sıcak geliyor önünüze lavaşlar. Tepside böyle tokat kebabınızla germecinizle kavuşmak istiyorsanız Erbaa geldiğinizde Birol abimi bulun. Sultanlara layık bir sofra kursun size Ahmet abimle ikisi. Afiyet olsun efendim, İnşallah size de nasip olur. Turgay'ın bu içten duasına amin dememek elde değil. Germeç ve tokat kebabı bu topraklarda yaşayan herkesin en azından bir kez tatması gereken lezzetlerden.